Ich kann allen Anwesenden versichern, Herzen aufbauen, vertiefen, unsere Unterstützung werden Sie dabei haben. Wir wünschen die künstliche Intelligenz beschlossen schon im letzten Jahr. Und wir haben uns dafür entschieden, auch unsere von den Unternehmen selbst geleistet werden muss. Das ist auch so in den USA, weil das wir uns in einem hochwettbewerbsfähigen internationalen Umfeld bewegen. Der Markt gespeichert werden auch von europäischen Unternehmen, sondern dass wir imstande sind, in dijital teknolojileri geliştiren firmaların Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek olup bu alandaki yatırımların sayısını arttırıyoruz. Bilim insanı destek programlarıyla yapay zeka ve ilgili alanlarda burslar veriyoruz. Ulusal araştırma kuruluşumuz TÜBİTAK, yapay zeka alanında teknoloji geliştirme ve uygulama faaliyetleri sürdürüyor. Şunu gururla söyleyebilirim ki bugün TÜBİTAK bünyesinde yapay zekanın tüm alt alanlarında geliştirdiğimiz teknolojiler ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Kamunun inisiyatifinin yanında elbette sayın dostumun söylediği gibi özel sektörde de artan sayıda girişim ve nitelikli projeler bu alandaki ekosistemi geliştiriyor. Tabii sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. İlgili tüm paydaşların katkısıyla Dijital Türkiye yol haritasını hazırladık. Şimdi yol haritamızdan hareketle eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Siz kıymetli Alman dostlarımızın öncüsü olduğu yenilik ve dijital dönüşüm merkezleri yani model fabrikaları ülkemizde kurmaya başladık. Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği bu fabrikalardan 2023'e kadar toplam 14 tane kurmayı planlıyoruz. Yaptıklarımızı kısaca özetlemeye çalıştım. Tabii gelecek için de iddialı bir vizyona sahibiz. Geçtiğimiz ay ülkemizin 11. kalkınma planını açıkladık ve uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma stratejisini ortaya koyduk. Planımızın odağında rekabetçi üretim ve verimlilik var. Planımızı kritik teknolojiler ve ileri dijital dönüşümün de içinde olduğu bir dizi somut alt politikayla destekleyeceğiz. Yapay zeka alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetimizi geliştirmek ve ekonominin genelinde etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritalarımızı tamamlamak üzereyiz. Değerli misafirler, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de kamu, akademi ve özel sektör yapay zeka alanında önemli adımlar atıyorlar. Ancak bu adımları yönlendirecek ve destekleyecek lider bir kuruma ihtiyacımız var. İlk defa buradan haberini vermek istiyorum. TÜBİTAK, Ulusal Araştırma Kurumumuz, TÜBİTAK bünyesinde bir yapay zeka enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin dönüştürücü potansiyeline odaklanarak yapay zeka tabanlı inovasyon konusunda netice almak için bu enstitümüz oldukça aktif rol oynayacak. Az önce de ifade ettiğim gibi şüphesiz yapay zeka teknolojileri için en kritik unsur veri. Yapay zeka enstitümüzün en önemli misyonlarından birisi de kamuda sahip olduğumuz devasa veriyi anonimleştirerek ve anlamlandırarak yapay zeka uygulamalarına kaynak oluşturabilecek bir hale getirmektir. Bu manada Almanya'nın inisiyatifiyle başlatılan veri çalışmasına da biz elimizden gelen katkıyı sağlamak için açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Kuracağımız enstitü yapay zeka girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış iş gücünü de artırmayı hedefleyecek. Bu noktada Alman Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi, Federal Yapay Zeka Derneği ve Almanya'da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı da burada tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, değerli misafirler, her biri alanının en yetkin isimlerinden oluşan bu güzide topluluk
yapay zeka ve dijital dönüşüm konusundaki çalışmalara önemli bir katkı sunacak. Ortaklaşa üreteceğimiz çalışmalar hem rekabet gücümüzü arttıracak hem de olası problemlerin çözümünde öneriler getirecek. Bu topluluğun sadece bugün için bir araya gelmiş olması bizler için elbette yeterli değil. Bugünü bundan sonraki ilişkilerimiz için başlangıç kabul etmeliyiz. Bakanlığımız ilgili kurumu TÜBİTAK, Almanya'daki muadil kurumlarıyla gerek sanayiye gerekse akademiye dönük yapay zeka odaklı ortak proje çağrılarına çıkmak için şimdiden hazır. Buna da buradan ifade etmek istiyorum. Yine Sayın Altmaier'la hemfikir olduğumuz bir konu var. Türk-Alman Yapay Zeka Konferansı'nın ikincisini de 2020'de Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu konuda tarihi de Kasım ayında inşallah netleştireceğiz.